karşı tarafın güçsüzlüğünden faydalanma durumu söz konusu olduğu için bu düzenlemeye aslında devletin katılabileceği ve bunu optimal düzeye getirebileceği konusunda bir özel hukuk görüşü de üretilebilir bence. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz acaba? Özel hukuk dediğiniz şey de aslında bir kamu hukukudur. Çünkü tüccarlar kendi aralarında kendi kurallarını koymuyorlar. Devlet, egemen, yasa koyucu geliyor diyor ki siz tahliye taahhütnamesini önceden verirseniz caiz değildir, geçersizdir diyor, değil mi? Müdahale. Kamu gelip size bir emredici norm getiriyor. Dolayısıyla bu emredici normun bizatihi ortaya çıkması da bir kamusallığı gösterir. Bunu özel hukuk tahtında siz rekabet kurumu eliyle anlaşmalara vesaire birleşme devralmalara müdahalede bulunmuyor musunuz? Yine özel hukuk çerçevesinde cereyan ettiğini savlayanlar da olabiliyor. Ama her halükarda bir müdahale. Yani nerede rekabetsizlik, monopol piyasası, tekelci eğilim, oligopolcu anlayış, uygulaması, fiiliyatı vesaire söz konusu ise orada mutlaka kamusal otoritenin devreye girip müdahale etmesi söz konusu ve elzem. Bunu özel hukuk içerisinde ne denli yapabileceğiniz soru işareti. Çünkü özel hukukun genel eğilimi kamusallığın işin içine fazla karışmadığı, özel kişilerin arasındaki ilişkileri düzenleyen ama bazen birisi fazla güçlü konuma gelirse ona hafif mertep sınırlama getiren, işte kiracıları yerine göre koruyan yahut bazen ev sahipleri mağdur oldu diye kira sözleşmesinde ona yönelik düzenleme getiren bir boyuta giriyor. Ama koruyucu ya da müdahaleci anlayış özel hukuk ilişkilerinin temelinde rastlamadığımız, ruhuna çok sirayet etmiş olmayan şeyler. Biz onları kamu tarafında görüyoruz. Ha bütün hukuk düzeninizi bir değiştirip ya da biz bu tarafta da müdahaleci zeminleri yaratıyoruz derseniz o farklı bir hukuk eğilimine, anlayışına, uzmanlığına gidiş anlamına gelir. İleride adli yargı, idari yargı birliğini getirirlerse hani yeni anayasa falan yapıyoruz ya belki bunun da yenisini yaparlar. Bakın yaptık diye. O zaman o tarafa temerküz etmiş, yoğunlaşmış olur. Ama şu anki durumda nerede? Doğru. Ama tüketici hukukunun özü neye dayanıyor? Yine serbest eşitler arası ilişkilerin fıtık yaptığı marjinal alanları düzeltiyor. Bunun hepsi fıtık. Anlatabiliyor muyum? Bunun kendisi doğası gereği bir arıza yapı, tekel ya da kamu hizmeti telakkisine bağlı kıldığımız hizmet birimleri. Onlara özel hukuk alanında ne denli korumaya müncer bir anlayıştan hareket edebileceğiz? Soru işareti ama asla ve kata edilemez diye bir şey ileride sürmüyorum. Ben bir şey ekleyebilir miyim iş hukuku alanında? Şimdi iş hukukundaki temel sorun sözleşme özgürlüğünün sözleşen tarafların fiili eşitsizliklerinin aynı zamanda hayatın içerisinde bu eşitsizlikleri kurumsallaştıran bir yapıya dönüşmesi gerçekliği üzerine oturur iş hukuk. Yani koruma mantığı sözleşme özgürlüğünün fiili eşitsizlikleri örtbas eden, onu görünmez kılan yanına karşı bir tepkidir. O yüzden bireysel iş hukuku alanında aslında bir müdahale, kamusal bir müdahale yoktur. Açık net bir şekilde sözleşme özgürlüğü nispi emredici ya da mutlak emredici düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Borçlar kanunundaki sözleşme özgürlüğünün sınırlarından daha dar, daha lokalize olmuş ve amacı da güçsüz işçiyi sözleşme özgürlüğü gerekçesiyle güçsüzlüğe mahkum edecek bir ekonomik düzene karşı asgari sınırları getirmektir. Koruma dahi değildir. Asgari sınır. Koruma kolektif hukuk alanında olur. Eşitlik, yani sözleşen tarafların eşit olduğu varsayımı kolektif iş hukuku alanındadır. Sendika, toplu sözleşme, grev hakkına sahip işçiyle ekonomik gücü olan işverenin özgür toplu pazarlık düzeninde toplu sözleşmenin düzen ve barış işlevini gerçekleştirecek bir çatışma sonrası düzene geçecekleri varsayılır. Orada da müdahale reddedilir. Sorun orada devletin ya da kamu otoritesinin bireysel iş hukuku alanında müdahaleyi tersine çevirmesi, kolektif iş hukuku alanında ise müdahalesiz hiç hareket etmemesidir. Bu bizim Türkiye pratiğimizde daha çarpıcıdır. 1908'de
sermaye yeteri kadar temerküz etmemiştir, sendikalar muzurdur. 2006'da sermaye yeteri kadar gelişmemiştir. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın grev hakkı bölümüne çekince koymamız elzemdir. Bakın merkezde sürekli sermayenin birikimi ve bu mantık sermaye yeteri kadar birikmediği sürece asgari ücret 1500 lira olması işçiler açısından cinayetlere götürür bizi. Sermaye yeteri kadar biriksin ancak ondan sonra biz de Almanya'da gibi 52 yılından beri 40 yılda iki işçinin öleceği bir çalışma hayatına kavuşuruza götürür bizi. Dolayısıyla adını hukukçu olarak takmak gerekir. İş hukukunda müdahale değil, sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması söz konusudur. Sözleşme özgürlüğü kolektif iş hukuku alanında müdahalesiz olarak gerçekleştirileceği, sözleşen tarafların eşitlendiği alanda varlığı kabul edilebilir. Bireysel iş hukuku alanında taraflar eşit değildir. Açıklama için getirdim. Yani kavramları kullanma anlamında dedim. Kusura bakmayın. Bence tam tersine. Yani birazcık daha bakın. Yani 1848'de İngiltere'deki işçi hareketinin durumuna ilişkin makalelerle Çağlayan'daki merdiven altı kayıt dışı burada Ostim'deki organize sanayi bölgelerindeki çalışma yaşı dahil. Yani kimler orada çalışıyorlar? Kaç saat çalışıyorlar? Düşünün bu ülkede Hazine Bakanlığı ortalama çalışma süresinin 52.2 olduğunu söylüyor. Bu ülkede özel sektörde örgütlenme oranı %3. 13 milyon çalışanın içerisinde sadece 700 bin toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısı var. Ve inanın hele de madenlere geldiğiniz zaman ben stajyerlerime zorunlu tutuyorum. Germinal'i, yani size de zorunlu tutayım. Germinal'deki anlatılan maden koşullarından farklı şeyler yok. Eskiden İngiltere'de merdiven altı işletmelere, parça başı çalışan işletmelere terhaneler denilirmiş. Gelin İstanbul'a, gidin Ostim'e, gidin Zeytinburnu'na, o patlayan ölen yerlerde o parça başı üretim yapan ya da ana firmaya bağlı fason üretim yapan yerlere gidin, işte o terhaneleri görün. Şöyle bir savunma gördüm, çok özür diliyorum. Diyor ki fason çalışan bir firmanın temsilcisi, ben ana firmaya, ana firmanın söylediği zaman dilimi içerisinde ve söylediği adette işi yetiştirmek zorundayım. Aksi halde 300 işçi işten atılır. Bu nedenle işçinin gece 7,5 saat çalışmıyorum, fazla çalışmaya muvaffakatim yoktur demesi işverene ve arkadaşlarına sadakatsizliktir. Tazminatsız çıkarmayı gerektirir ve son cümlesi bu koşullarda iş hukukunun uygulanmasının ne kadar zor olduğunu takdirlerinize sunuyorum diyor. Bakın diyor ki ben hukuku var olan üretim biçimi hiyerarşisi içerisinde uygulamıyorum. Uygularsam 300 işçi işsiz kalacak diyor. O yüzden hiç 19. yüzyılla mukayese kabul etmeyecek bir Türkiye hayali kurmayın. Lütfen görün, görün onun üzerine yorum yapın. Şimdi bugünün İngiltere'si de çok iyi yolda değil. Yani onu da söyleyeyim. Efendim başka sorusu olan var mı? Efendim Nimet Hanım'a verelim. Merhabalar. Murat Hocam'ın bir görüşünü almak isterim. Haziran direnişinin işçi sınıfı üzerindeki ve sendikalar üzerindeki etkisi konusunda düşüncelerini bizimle paylaşabilir mi? Teşekkürler. Yani Haziran direnişinin sendikalar üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani var olan sendikal örgütlenmeler üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Haziran direnişinin şu yaşadığımız işçi eylemliliğini kastediyorsanız Renault, Ford ve diğer yerlere oraya da etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir etkisi ve önemi var. Türkiye'ye bir şeye alıştırdı. Yani bir sivil ve kendiliğinden gelişen hareketin meşru olabileceği, birilerinin hukuku değiştirmesi için mutlaka yasama organının faaliyetinin gerekmediği, yasama organını zorlayacak bir barışçıl toplu eylem hakkının varlığını ve kullanılabileceği, bu yanıyla bence çok önemli bir örnek oldu. Geliştirdiği yaratıcılığıyla örnek oldu. Sınıf tartışmaları açısından teorik bazda çok önemli katkılar yaptı.
hele de bu beyaz yakalılar, hele de apolitik olarak görülen, hele de ya bunlar bilgisayardan başka bir şey bilmeyen bu yeni kuşak, tırnak içi kuşak anlamında, onların da bir takım dertlerinin ve dünyayı kendilerine göre bir okumalarının olduğunu göstermesi açısından önemliydi. Çok büyük bir katkıydı ama birebir işte Haziran olayları ya da Gezi olayları Bursa'da Renault'yu tetikledi demek bana göre abartı olur. Ama genel algı anlamında Türkiye'nin hem Renault işçisini hem bu tür demokratik eylemlilikleri sindirmesi açısından çok önemli bir koçbaşı oldu. Ama Türkiye'ye de haksızlık yapmamak lazım. Öncesi de vardır. Mesela 55 günlük SEKA direnişi işgali, ta gidin 89 bahar eylemleri gibi. Tekstil. Yani evet, tekel direnişi vesaire sayılabilir. Benim naçizane görüşüm bu. Daha derinlemesine bir analiz yapmak herhalde biraz da sosyologların işi. Ben alanın içinde olan birisi olarak, hem Haziran hareketini naçizane gözlemleyen, onun parçası olmaya çalışan birisi olarak, yani Gezi direnişindeki anlamında söylüyorum, politik anlamıyla söylemiyorum. Hem 30 yılını işçi hareketinin içerisinden geçirmiş birisi olarak değerlendirmem bu. Bilmem katılır mısınız? Sağ olun. Stajyer avukatlar içerisinden sorusu olan var mı? Özellikle onlara soruyorum. Peki, ben son sözü, son soruyu Savaş Bey'e veriyorum. Mikrofon alma şansı olur mu? Orası açık sanırım. Açık mı? Tamam. Efendim, ben soru sormayacağım. Bir minik icmal yapacağım. Bugün panel dizimizin üçüncüsünü ve sonuncusunu yaptık. Bilmiyorum, üç panelde de bulunan var mı aramızda? Enstitü dışından var mı? Enstitü dışından. Güzel. Keşke olsaydı diyeceğim. Çünkü şu bulunduğunuz salonda, konferans salonunda belki yüzlerce panel, konferans, sempozyum gerçekleşti. Şüphesiz bunları yapanların hepsi kendi ürünlerine sahip çıkarlar. Biz de sahip çıkıyoruz ve iddia ediyoruz. Üç panel dizisi bu konferans salonunda önemi itibariyle en yüksek etkinlik oldu. Bunu iddiayla söylüyorum. Bunu kalıcı hale getireceğimizi de vaat ediyorum. Çünkü 13 yıllık bir dönemin resmini çektik. İki heyet birbirinden bağımsız çalışma yaptı. Akademisyen bir heyet ki üç panelde de aramızda oldular ve onlardan bağımsız Baro'nun bir yapısı, kurumu, enstitü bağımsız bir çalışma yapmıştı. İki çalışma bu panel dizisinde bir araya geldi. Yakın zamanda bir eleştiri aldım. Şahsıma ifade edildi. Dendi ki Savaş Bey, hep kamusal çalışıyorsunuz. Sizin ceza hukukçusu olduğunuzu biliyoruz. Ama niye kamusal çalıştınız? Hiç özel alana bu dönemde bakmadınız. Bu doğru bir eleştiri. Ama laf sen doğru. Neden kamusal çalıştığımızı ifade edeyim. Değerli arkadaşlar, ağaca bakarken ormanı görmüyoruz. Maalesef böyle. Türkiye 2002'den bu yana çok önemli bir değişime maruz kaldı. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Türkiye'de devlet bu yaptığımız çalışmanın ortaya koyduğu, yeniden kurulmak isteniyor. 1800 küsur kanunu inceledi enstitü. Bu kanunları incelemek çok zor bir mesaiydi. İncelemeyi anlamlı kılabilmek için incelemeye tutulan kanunları konularına göre tasnif etmiştik. O tasnif hangi alanda kanunlaşma faaliyetinin yoğunlaştığını bize gösterdi. Şimdi o eleştiriye cevaben söylüyorum. Bu 1800 kanunun ağırlıklı olarak kamusal alanda kendisini gösterdiğini fark ettik. Yani kamusal karakterli bir değişimden bahsediyorum. Örnek kabiliğinden de söylüyorum. Mesela ceza yargılaması hukuku, ceza muhakemesi kanunu inanılmaz değişikliğe tabi olmuştu. İlk panelde, panelin açılışında ifade etmiştim. Devlet egemenliğinin en yüksek ifadesi ceza muhakemesi kanunudur dedim. Çünkü bir insanı yargılama hakkını kullanıyor devlet. Ve ceza muhakemesi kanunu en fazla değişikliğe uğrayan kanun. Çünkü
Ceza Muhakemesi Kanunu koçbaşı. Onunla her yere yıkıcı anlamda girebiliyorsunuz. Askeri mevzuatı görüyorsunuz. Aramızda Maliye Bakanlığı'nın bürokratları var. Mali alanda inanılmaz değişiklik görüyorsunuz. Her şey yeni baştan dizayn edilmek isteniyor. Şöyle düşünmedik değil. Mal rejimi konulu ya da HMK'da atıyorum ıslak konulu bir panel yapabilirdik huzurunuzda. Çok da ilgi görürdü. Kendi tecrübemizden sabit. Ama size bir şunu söyleyeyim. Yarın mesleğinizi icra etmeniz çok daha zor hale gelecek. Enstitü bundan sonra çalışmasında yeni avukatlık kanun tasarısını huzurunuza getirmek istiyor. Bu dönem kadük kaldı ama 8 Haziran'dan sonra oluşacak kompozisyonda ilk ele alınacak kanunlardan biri avukatlık kanunu olacak. Ve şu haliyle kanunlaşacak olursa yandık. Yandık. Ama sizin tek tek fotoğrafa değil, bütün bir resme bakmanızı arzu ediyorum. Hocalarımızla yukarıda bir görüşmemiz de oldu. Kendilerinden şöyle bir ricamız olacak. 3 panelde 11 akademisyen, panelist kendi tebliğlerini sundular. Ben kendilerinden bunları özet metinler halinde rica edeceğim. Aramızda bir akademisyen arkadaşımız Can Umut Dinçer, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Savaş Bey şöyle yapın dedi. Bize bir tavsiyede bulundu. Kendi rakamlarınızla bu akademisyenlerin tebliğlerini yan yana getirin. Rakamların nasıl oluştuğunu görelim. Hangi alanda yasa koyucu neyi nasıl değiştirmiş? Bunu hiç yorum katmaksızın çalışmanızı okuyan kişi görsün. Böylece Türkiye nereden nereye gidiyor? Bütün bir harita ortaya çıksın. Bu sözlü sunumu kalıcı hale getirmek için biz bunu yapacağız. Hatta sizlerin tanıklığında izin verirseniz bu çalışmayı enstitümüzün başkan yardımcısı, TOP Et Hukuk Fakültesi Anayasa Bilim Dalı öğretim üyesi Sayın Ozan Ergül'e verelim. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Biz bu 3 bölümden oluşan panel dizisini merhum babalarına vakfettik, anılarına. Bundan 81 gün önce aramızdan ayrıldı. Manisa Barosu'nun önceki başkanlarındandı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. Ve uzun yıllar Türkiye Barolar Birliği başkanlarının da danışmanlığı vazifesini yaptı. Bir cumhuriyet aydınından bahsediyorum. Sadece bir kuçtan da değil. Cumhuriyet öncesine ve İstiklal Harbi'mizi roman formatında kitaplaştırdı. Ödüllü çalışmaları var. Ben onun bütün hayatının bu panel içeriğinde şekillendiğini düşünüyorum. Ruhu şad olsun. Aramızda olduğuna inanıyorum. Kıymetli evlatları da enstitümüzün yöneticisidir. Kendisi en kısa zamanda öyle diliyoruz ki buradaki sunumların kitaplaşmasını sağlayacak. Panelimizin bu bölümünde yine sizlerin tanıklığında değerli panelistlere plaketlerini vermeyi arzu ediyoruz. Bu plaketleri vermek için şöyle bir sıra izleyelim. İlanımızda Sayın Murat Özveri ilk sırada gözüküyor. Bu panelin anısına gerçekleştirildi. Teoman Ergül merhumun kıymetli evlatları Ozan hocamızı platforma davet edelim. Ve bu plaketi Murat hocamıza vermesini rica ediyorum. Önde size alalım şöyle. Evet, Sayın Sedat Çala da enstitümüzün başkan yardımcısı Avukat Doktor Hakan Kızarslan beyefendinin vermesini isteyelim. Sayın hocam arkadaşınızı da hatırlamıyor musunuz? Hangisi? Çok teşekkür ederim.
Sayın Mustafa Kemal Doğru'ya da plaketine enstitü adına 3 aylık Türkiye'de emsal olmayan bu 1700 küsur kanunun taranması için mesai harcayan heyetin başında kıdemli hukukçu Sayın Ömer Esirgemez Beyefendi vardı. Ondan rica ediyorum.